Merhaba sevgili çocuklar. Uzun süredir etkinlik yapamıyorduk. Bugün çok güzel bir etkinlikle yine İzmir Demokrasi Üniversitesi olarak karşınızdayız. Demokrasi Çocuk Üniversitesi olarak çok güzel bir etkinlik planladık bu akşam sizin için. Çünkü geleceğin kariyer mesleklerinden bir tanesi olan ve çok fazla dalı olan, çok karmaşık gibi görünen ve ideal mesleklerden birisi olan mühendislik mesleğini öğreneceğiz. Ve bu öğrenme sürecinde çok keyifli anlar yaşayacağız. Çünkü çok değer verdiğim, çok iyi arkadaşım olan iki tane mükemmel akademisyen size bu eğitim verecekler. Alanlarında çok uzmanlar. Onlar size mühendislik mesleği nedir tanıtacaklar, anlatacaklar. Ama isterseniz ben size kısaca onların kim olduğundan biraz bahsedeyim. Öncelikli olarak doktor öğretim üyesi Pınar Çavdar. Pınar Çavdar 1982 Bodrum doğumlu. Lise öğrenimini İzmir Özel Türk Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde yaptı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Hidrolik Dalı'nda tamamladı. Ulusal ve uluslararası alanda kendisinin pek çok yayını bulunuyor. Ve şu anda yine İzmir Demokrasi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyor. Yine ek olarak Uğur hocamızı tanıyalım. Uğur hocamız 1981 yılı Balıkesir doğumlu. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde, post doktora çalışmasını 2012 yılında Florida International University'de tamamlamıştır. 2003-2009 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2011 yılında yardımcı doçent, 2016 yılında ise doçent unvanını almıştır. Halen İzmir Demokrasi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde çalışmaktadır. Celal Bayar Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde birçok yöneticilik pozisyonunda ve üniversite üst komisyonda bulunmuştur. 40'tan fazla uluslararası yayını, 40'tan fazla uluslararası sempozyumu bulunmaktadır ve 14 adet projeyi başarıyla tamamlamıştır. 2018-2021 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği İzmir Çalışma Grubu üyesi olan Doktor Çavdar, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü ve Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca 2018 yılından itibaren İzmir Üniversiteler Platformu'nda İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne AG, ÜRGE grubunda ve Sanayi Bakanlığı'nın İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu'nda görev yapmaktadır diyoruz. Şimdi yavaş yavaş ben sözü uzmanlarıma bırakmak istiyorum sevgili çocuklar. Eğer kendilerine sormak istediğiniz sorular varsa mesaj kısmından bize yazıp iletebiliyorsunuz. Sunumlar bittikten sonra isimlerinizi de yazarsanız okullarınızı da ben isim ve okulunuzla birlikte Sayın Pınar Çavdar ve Uğur Çavdar'a yönlendireceğim. Onlar da size çok güzel bir şekilde cevaplarını verecekler. Öncelikli olarak Uğur hocamla başlayacağız sanırım. Merhabalar Ufuk Hocam. Geliyor mu sesim? Hocam geliyor. Merhabalar. Merhabalar değerli Evet hocam. kardeşlerim. Merhabalar çocuklarımız. Bizim geleceğimiz olan pırlantalar. Şimdi ilk önce ben Uğur Çavdar, eşim Pınar Çavdar. Ben makine mühendisi öğretim üyesiyim. Size şöyle kısa mühendislik nedir? Mühendisliğin hangi dalları vardır? Popüler olanların birkaç tanesini yazdım. Küçük küçük onlardan biraz detay vereceğim. Makine mühendisi olduğum için makine mühendisi ile ilgili de size bildiklerimizi naçizane aktarmaya çalışacağız. Onun haricinde neler yapar makine mühendisi? Hangi dersleri alır? Efendime söyleyeyim nerelerde çalışabilir? Uygulama alanları nedir? Onlar hakkında birazcık bilgi vereceğim. Şimdi sizler gibi böyle bizim de bir tane 7 yaşında oğlumuz var. Biz de onun için kıymetlisiniz. Çocukları çok severiz eşim de ben de. Ama tabii yaş grubunuzu bilmediğimiz için o yüzden ne kadar derin, ne kadar şey hitap edip etmeyeceğimiz konusunda emin değiliz. Biz daha böyle genel bir şey hazırladık sizler için. O ufak sunumu yapalım. Ama sorularınız varsa, sorularınız olduğunda sesi olmadığı için ben onları göremeyeceğim.
Ufuk Hocam büyük ihtimalle sunum bittiği zaman bize iletecektir. Onları da bildiğimiz kadarıyla cevaplamaktan büyük keyif duyacağız. Şimdi şurayı bir F5 yapalım. Ufuk Hocam gözüküyor değil mi? Ekranda sıkıntı yok. Evet hocam, görebiliyoruz. Tamamdır. Şimdi bugün İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin Çocuk Üniversitesi Uygulama Araştırma Merkezi etkinliği olarak Kim Mühendis Olmak İster? Adlı sunumunu gerçekleştiriyoruz. Ben Deniz Doçent Doktor Uğur Çavdar. Mühendis nedir? Mühendis nedir çocuklar? Mühendis, teknik, matematiksel ve sosyal veriler ışığında insanların kullanımına yönelik yeni sistemler üretme, geliştirme ile sorumlu olan kişilerdir. Mühendis, büyük ölçekli karmaşık sistemleri analiz etmek, geliştirmek, değerlemek için çeşitli sahalarda görev alırlar. Şimdi birazcık dallarla ilgili bahsedeceğim. Makine mühendisliği de mühendisliğin içindeki olan bir mühendislik grubu. Şimdi herkes tabii ki, kimse yoğurdum ekşi demez. Herkes kendi bölümünü anlatır, över. Bende de birazcık öyle olacak ama diğer dallarla ilgili tabii ki bilgimiz var. Ama naçizane bizim uzmanlığımız makine mühendisliği alanında. Bir de şöyle bir şey vardır. İnsanlar mesleğini severek yapmasını ben isterim. Çünkü ben makine mühendisliğini çok seviyorum. Bunu yaparken de ortaokulda, lisede babam benim elektrik mühendisi, bir fabrikanın müdürüydü. Öyle olduğu için işte devlette ne iş yapar bir makine mühendisi, elektrik mühendisi, inşaat mühendisi, efendime söyleyeyim diğer mühendislik birimleri, sanayide ne iş yapar? Benim şansıma birazcık babam bize faydalı oldu ve bunları yerlerinde yapan kişilerle birlikte uygulayarak gördüğümüz zaman, şimdi bilgi edinmek başka bir şeydir. Ama onu yerinde incelemek, yerinde görmek tabii ki çok daha farklıdır. Böylece esasında hangisini daha çok isteyerek yapabileceğinizi görebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Daha yaşlarınız çok müsait. En azından mesela istediğiniz bölüm ya da şey varsa ona göre oralarda gidip ne yapıyor bu insanlar diye görmenizde de fayda olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda akademisyenim, doçentim üniversitede. Bunu da çok severek ve isteyerek yapıyorum. Bu ne demek oluyor? Esasında ben her gün kalkıp işe gittiğimde işe gitmiyorum. Severek hayatımı geçirmeye gidiyorum. Sizlere de naçizane tavsiyem, sevdiğiniz işi yaparsanız size iş gibi, meslek gibi gelmez. O zaman da hayattan keyif alırsınız. Çünkü hayatınızın çok büyük bir evresinde olacaksınız. 65 yaşında emekli olacağınızı varsayarsanız, işte 22 yaşında, 21 yaşında mezun olup iş hayatına başlasanız, askerlik olursa erkek olduğunda bir sene onu çıkarmanız durumunda çok ciddi bir süreyi mesleğinize devam ediyor olacaksınız. Tabii erken emekli ayrılırsanız o ayrı ama meslek kısmı sizin için hayatınızın büyük bir kısmını kapsayacak. Peki, şimdi makine mühendisi nedir? Genel bilgilerini veriyorum şu anda size. Yani kitabi bilgilerinden bahsediyorum. Makine, ekipman ve bileşenlerin tasarımlarının, imalatlarının, denetimlerinin, bakım süreçlerinin yanı sıra bunların durumlarını, performanslarını izlemek için gerekli olan kontrol sistemleri ve cihazları içerir. Makine mühendisliği alanı çok geniş kapsamlı olup genel olarak otomotiv, uzay, uçak, inşaat sektörleri ve tarım makineleri, endüstriyel tesisler gibi birçok çeşitli araç ve gereçleri içermektedir. İşte o yüzden diyorum ya, mesela makine mühendisliğin alanı çok geniş. Birazdan anlatacağım. Çoğu mühendislikle de esasında interdisipliner, yani ortak çalışmalar yapabiliyor. Bunlarla ilgili farklı alanlara ayrılabiliyor. Yine birazdan bahsedeceğim. Üçüncü sınıftan sonra artık uzmanlaşmaya başlıyorsunuz. Orada da istediğiniz bölüme doğru ilerlemeye çalışıyorsunuz. İnşaat mühendisliği nedir? Otoyollar, demir yolları, köprüler, tüneller, barajlar ve havaalanları gibi büyük ölçekteki yapıların projelerini, tasarımını, yapım süreçlerini, bakımını ve denetlemelerini kapsar. Tabii böyle büyük ölçekli dedik ama bir binanın yapımı ya da diğer daha ufak ölçekli şeylerin yapımında da tabii ki bir inşaat mühendisine ihtiyaç var. Bir inşaat yapmak istiyorsanız arkadaşlar, onun için de 4 tane de şeye ihtiyacınız var. Bir, kesinlikle inşaat mühendisi olmak zorunda. İkincisi, içerideki tesisatlarını gerçekleştirmeniz için, işte pencerelerin ısı yalıtımlarını hesaplamanız için, asansörleri koymanız için, diğer mekanik aksamlarını gerçekleştirmeniz için makine mühendisine ihtiyacınız var. Tabii bunların olmasının yanı sıra bunların imzalarına da ihtiyacınız var. Bir mimara ihtiyacınız var. Bir de elektrik mühendisine ihtiyacınız var güzel kardeşlerim.
Bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği ile yazılım mühendisliği esasında bizim zamanımızda, öğretim aldığımız zaman da yazılım mühendisliği diye bir şey yoktu. Daha sonra yazılım mühendisliği diye bir şey çıktı. Onlar kendi aralarında ayrıldılar. Ama birbirlerinin tamamlayıcısı olarak düşünebilirsiniz bunları. Bilgisayar donanımını oluşturan bileşenlerin, sistemlerin, ağların ve yazılımların tasarlanmasını içerir. Ayrıca yazılım mühendisliği de bilgisayar mühendisliğinin bir alt dalı ve programlara yönelik bir bölümüdür. Bizim şimdi gençlerimizin en büyük buradaki karıştırdıkları şeylerden bir tanesi, hepsi ben bilgisayar mühendisi olacağım, bilgisayar mühendisi olacağım, bilgisayar mühendisi olacağım. Tamam diyorum, bilgisayar mühendisi olun, harika, süper bir seçenek. Ya bilgisayar mühendisi güzel bir mühendislik bakarsanız. Ama diyor ki ne yapacaksın bilgisayar mühendisliğinde? Bilgisayar oyunu yazacağım. Şimdi bilgisayar oyunu yazılması düşünüyorsa o zaman bilgisayar mühendisliği değil, orada biraz daha yazılım mühendisliğine kaçmanız gerekebilir. Çünkü o zaman ana donanımları üstüne bilgilendirmek değil, yazılımı üstüne bilgilenmeniz, yapmanız gerekebilir. Ya bizim oğlan bile şimdi daha yeni ikinci sınıfa geçti. Orada şey seçiyor, efendime söyleyeyim, neydi Pınar? Bilişim teknoloji. Bilişim teknoloji, kodlama dersini mesela alıyor. Onu derken de kodlama dersi değil de onu şey olarak yazmışlar öyle işte, Lego bilmem nesi diye. Lego olunca tabii bizim çocuk da hani Lego yapayım, bilmem ne yapayım, şu yapayım, bu yapayım. Giriyor kulübe, konuşuyor, anlatıyorlar. Ya diyor işte ben Minecraft oyununu ne zaman yazabilirim diyor. Ya da onun gibi bir şeyi nasıl yapabilirim diyor. Ortaokulda yaparız, biz daha alt kısmından başlıyoruz diyor. Ha o zaman diyor ben diyor piyanoya geçeyim diyor. Yani o daha 7 yaşında, 8 yaşında bile hani çocukların ister istemez kafasında bilgisayarla çok aşırı neşir oldukları için bu da önemli bir mühendislik olarak kalabiliyor. Endüstri mühendisliği, üretim ve malzeme işlemesini ve herhangi bir çalışma ortamı için gerekli olan tesislerin, ekipmanların, sistemlerin ve süreçlerin en verimli şekilde tasarlanması, optimize edilmesini kapsayan bir mühendislik birimidir. Endüstri mühendisleri genellikle fabrikalarda planlama ve organizasyon gibi konularda görev alan üretim verimliliğini arttırmaya çalışırlar. Endüstri mühendisliği de arkadaşlar makine mühendisliğiyle çok yakın bir daldır. O da bizden daha sonra ayrıldı makine mühendisliğinden. Orada makine mühendisinden farklı olarak işletmeci mühendisi, yani biraz daha işletme kısmını, planlama ve organizasyon kısmını kapsıyor. Endüstri mühendisliğini de o şekilde düşünüp değerlendirebilirsiniz. Biyomedikal mühendisliği, tıp uygulamalarında da kullanılan sistemlerin, ekipmanların ve cihazların tasarlanmasıdır. Bunun esas özelliklerinden bir tanesi. Ayrıca bunlar için ihtiyaçların belirlenmesi, karşılanması da vardır. Bunun için de tabii interdisipliner dediğimiz yine ortak çalışmalar yaptıkları doktorlar, hemşireler, teknisyenler, terapistler, araştırmacılar dahil olmak üzere tıp dünyasıyla birlikte çalışmaları içerir. Buna da ihtiyaçları var. Neden? Çünkü şimdi bizim eğitimimiz makine mühendisi, biyomedikalin biyomedikal fakat orada mühendislik içerdiği için mühendislik kısmı biraz daha ağır basar. Tabii bir vücutla ilgili bir kol yapılması veya diğer şeylerin yapılmasında bir vücudun nasıl çalıştığını, sinirlerin nasıl hareket ettiğini ya da kasların nasıl tepki verdiğini bir mühendisin bilme olasılığı yok denilecek kadar azdır. Kendisini bu konuda geliştirmiş olması gerekmektedir. Ancak o zaman yapabilir ama tam olarak düzgün bir şey yapabilmesi için yine ortak çalışmalarla bir doktora, bir hemşireye ihtiyacı vardır. Biyomedikal mühendisi de bunları kapsamaktadır. Yine bizim zamanımızın en popüler olan bölümlerinden bir tanesi uçak mühendisliği vardı. Şimdi biraz daha uzay mühendisliği olarak geçti o. Uçak ve uzay araçlarının yanı sıra uçak gövdesi, enerji santrali, kontrol ve güdümlü sistemler, elektrik elektronik sistemleri, iletişim ve navigasyon gibi cihazların parçalarının ve bileşenlerinin tasarlanması, imalat ve test aşamalarını içermektedir. Ben de ortaokuldayken uçak mühendisi olmak istiyordum. Fakat şunu gördüm, dedim ki ya uçak mühendisliğini ben bitirirsem biz uçak üretemiyoruz da. Çok sevdiğim mesleğimi istediğim gibi gerçekleştiremeyeceğim. Ama makine mühendisi olursam, üretim üstüne çalışabilirsem ki benim de çalıştığım ana bilim dalı konstrüksiyon yani tasarım ve imalat ve üretim oluyor. Onun altında da malzeme çalıştım. Yani bir uçak ve uzay mühendisiyle birlikte çalışma yapabilecek donanıma hazırlamış oldum. Ha, onunla ilgili çalışıyor muyum? Bir uçak tasarım ya da şeyle ilgili çalışmıyorum. Ama ilgim olduğu için mesela bizim TAI, Türkiye'deki TAI şirketi var. Onlarla birlikte ortak projeler gerçekleştiriyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Bu nedir?
yeni planlanan bizim uçaklar ve helikopterlerin hafif ve mukavim, yani dayanımı yüksek parçalarının üretilmesi adına orada da naçizane çalışmalar yapıyorum. Yani bahsederken tabii ki şimdi yanlış anlamazsanız diğer meslekler hepsi çok kıymetli. Ama ben makinacı olduğum için mecburen otomatik olarak girdiğim yerlerde size de söylemeye çalışıyorum. Bana da çok kızıyorlar esasında. Her şey makina mı? Ya bana kalsa her şey makina. Ama tabii her meslek çok kıymetli. Her bölüm çok kıymetli. Kesinlikle bir bölümle diyemeyiz. Ötekiler olmazsa bir gün tamamlayamaz. Eksikler kalır. Enerji sistemleri mühendisliği. Enerji sistemleri mühendisliği de her türlü enerji üretim tesisinin ve teknolojisinin tasarlanması, üretilmesi, analizi ve verimlerinin arttırılması gibi konuları içerir güzel kardeşlerim. Kimya mühendisliği. Şimdi kimya mühendisliğini birazcık burada söyledim ama bir de fizik mühendisliği de var. Aynı şekilde fizik mühendisliğini de düşünebilirsiniz. Esasında bizlerin zamanında çok fazla popüler olmayan kimya ve fizik mühendisliği şu anda hakkıyla alındığı zaman bir şeyde konuşmada dinlemiştim. Doktor bir hocamız söylüyordu, profesör. Çocuklarımızı kimya mühendisliğine ve fizik mühendisliğine de adapte edelim. Bunun sebebi şu diyordu. Ana dallarla birleştirilmiş bir mühendislik eğitimi aldığı zaman başarılı çocuklar buralarda çok başarılı şeyler yaparlar. Ve bizlerin yapamadığı interdisipliner çalışmalarda birbirini tamamlarlar. Yani siz başarılı olursanız seçtiğiniz mühendislik ya da seçtiğiniz meslek ne olursa olsun orada başarılı olacaksınızdır. O yüzden de işinizi severek yaptığınızda çok güzel sonuçlar elde edeceğinize eminim. Ham malzemelerin rafine edilmesi ve ürünlerin üretimi için gerekli olan kimyasalların karışım ve işlenmesi için ekipman, sistem ve aşamaların tasarlanmasını kapsamaktadır. Çevre mühendisliği. Çevre mühendisliği de popüler mühendisliklerimizden bir tanesi. Şimdi İSG'lerde işte çevreyle ilgili zaten Avrupa Birliği projelerinde 2021 yılı ve 2022 yılı çalışmaları içinde temiz çevre, temiz toplum ön plana çıktığı için bunlarla ilgili çevre mühendisleri de çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Havayı, suyu ve toprağı etkileyen kirlilik faktörlerinin önlenmesi, azaltılması ve bertaraf edilmesini içermektedir. Ayrıca kirlilik seviyelerini ölçer ve tespit eder. Kirlilik kaynaklarını belirler, temizler, rehabilite eder. Yerel, eyalet, federal yönetimlerin uymasını sağlar. Tabii bunu yabancı yerlerden aldığımız için birazcık bizde değil, uygulamış oldu. Yani bizde tabii onlar yok ama. Bir şey benim ilgimi çekmişti güzel kardeşlerim. Hoşuma da gitti işin açıkçası. O yüzden sizle paylaşmak istedim. James Michener diye bir yazar var. Uzay adlı romanında 1983 yılında yazdığı. Bilim adamları harika şeyler yapmalarının hayalini kurar. Mühendisler onların hayalini yapar, gerçekleştirir güzel kardeşlerim. Peki, şimdi bir firmada çalışmak istiyorsanız ki mühendisseniz büyük ihtimalle çıkan mühendislerimizin %70'i, %80'i bir şirkette çalışıyor olacaklar. Hangi pozisyonlarla karşılaşıyor olacaksınız? ARGE mühendisi ya da ÜRGE mühendisi oluyor. ARGE dediğimiz şey araştırma ve geliştirme. Yani esasında ARGE kısmı ÜRGE'de ürün geliştirme mühendisliği oluyor. Bazı yerlerde ARGE olarak ifade edilmesine rağmen ürün geliştirdiği için ÜRGE oluyor ama onun kavramını yavaş yavaş Türkiye'de oturacağını düşünüyorum. ARGE mühendisleri işin açıkçası eğer ki tasarım merkeziniz ya da bir araştırma tasarım merkeziniz ya da ARGE merkeziniz varsa çalıştığınız şirkette bir tasarım merkezi kurmak için de en az 10 tane mühendisin o ARGE tasarım merkezi biriminde ya da ARGE şeyiniz biriminiz varsa da 15 tane ARGE mühendisiniz ya da teknikeriniz orada çalışıyor olması gerekiyor. Bunlarla ilgili destekler de alıyorsunuz Sanayi Bakanlığı'ndan. Bunu yapabilmeniz için de şirketteki çalışan sayısının en az 300-400 olması gerekiyor. Yani büyük ölçekli şirketlerde bu oluyor. Onlar da önerdikleri ARGE'leri yani çalışmaları, projeleri üretime sunarak bunların gerçekleşmesini sağlıyorlar. Tabii hepsi gerçekleşebiliyor mu? Gerçekleşmiyor. Ama gördüğünüz gibi esasında üretimle ARGE birbiriyle kesinlikle çok bağdaşılmış bir nokta. Ve bu ARGE'de işin açıkçası birazcık şirketin kalbi olarak düşünün. Çünkü yeni bir ürün üretirseniz ve bunu tabii hepsi birbirinden ayrı, birbirinden kıymetli ama yeni bir ürün üretemezseniz zaten başarılı olamazsınız. Yani neden? Mesela telefon alıyorsunuz, hep bir üst modeli çıkıyor.
İşte bilgisayar alıyorsunuz, bir üst modeli çıkıyor. Araba alıyorsunuz, bir üst modeli çıkıyor. Bunların gelişimini yapan yer Ar-Ge departmanları. Satış mühendisi, tabii ki satış mühendisi de önemli. Neden? Çok iyi bir Ar-Ge, çok iyi bir ürün gerçekleştirmiş olsanız dahi satışını gerçekleştiremezseniz yine başarılı olamazsınız. Satış mühendisliği de buradaki bahsettiğimiz mühendislerden genel olarak kullanılıyor. Eskiden satış mühendislerini mühendis olarak değil satışçı olarak alıyorlardı. Fakat yeni mesela büyük şirketlerde işte CMS'dir, BMC'dir, Vestel'dir, Katman Zilen Makine'dir. Bu söylediklerim İzmir bölgesinde olduğu için onları söylüyorum. İstanbul'da, Ankara'da da bir farklı şirketimiz var. Artık satışta mühendis kullanmaya başladılar. Bunun sebebi de şu, satış yapacak kişinin karşı taraftakini sadece ürünün detaylarını okuyarak değil, özelliğinin ne olduğunu da anlatabilmesi gerekiyor. O yüzden satış mühendisliği de çok ciddi bir şey çıktı. Tabii bahsettiğimiz şeyler biz Türkiye için söylüyoruz ama bu bahsettiğim şirketlerin çoğu %70, %80 yurt dışı satış yapıyor. Yurt dışı satışı da gerçekleştiriyorsanız karşı tarafta ya ortak lisan olan İngilizceyi ya da oranın dillerini Almanya satış yapıyorsa Almanca, işte Japonya satış yapıyorsa Japonca gibi dillerini bilmesinin çok ciddi artılarını görüyorsunuz. İngilizce ortak lisan olmuş olsa dahi her ülke kendi dilini konuşmasını istiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kalite kontrol mühendisi bu nedir? Burada da çalışabiliyor. Bir ürünü ürettiğiniz zaman onun kalite kontrolünü gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu da 100 tane mamul ürettiğinizde bir tanesinin içinden alınıp istenilen standartlarda bunun olup olmadığını seçerek bir tanesini aldığınız için orada sorun varsa bu sefer içinden seçmeyi arttırıyorsunuz. Kalite kontrol kısmı da esasında yine önemli departmanlardan birisidir. Üretim ve imalat mühendisi. Üretim imalat mühendisi de arkadaşlar en önemli kısımlardan bir tanesi yine. Üretimi ve imalatı gerçekleştiremezseniz neyi satacağınız, neyin Ar-Ge'sini yaptığınız hiç önemli değil. Onların üretildiği ve birleştirildiği yerdir. Proje mühendisi, projelendirme kısmında da yaptığınız şeyleri proje olarak ifade edebilmeniz adına ya da şu anda tabii fazla olabilir ama işte AutoCAD, SolidWorks, Ansys gibi programlarla bunları ifade edebilmeniz ve görsele dönüştürmeniz, bunların üretim aşamasına geçmeden önce modellenmesini görebilmeniz ve çalışmalarını test etmeniz için proje mühendisi de çok ciddi işler gerçekleştirebilir. Ben tabii sanayi açısından konuşuyorum. Firma çalışanları için dediğim için proje mühendisleri farklı dallarda. Şimdi Pınar hocanız anlattığında çok daha farklı bir şey çıkacak karşınıza. Satın alma mühendisi ya bu da önemli. Satın almaları yani oradaki üreteceğiniz malın ne olduğunu, onun en ucuza ve en kaliteli olarak nerelerden alınabileceğini, aldığınızda birleştirdiğinizde nasıl çalıştığında size en uygun, en optimum yeri vermesi için satın alma birimi ve satın alma mühendisleri kullanılmaktadır. Saha mühendisi nedir? Saha mühendisi de şu, ya çalışmanın yapıldığı yerde ya da fabrikanın içinde departmanların yukarıda yöneticileri haricinde altta çalıştıkları şirketler büyürse posta başları teknikerlerden değil, artık mühendislerden oluyor ya da şefler artık mühendislerden oluşuyor. Alttaki tekniker, teknisyen ve diğer çalışanları kontrol etmek için sahada bulunan mühendislere de saha mühendisi deniyor. Şimdi makine mühendisi çok az bir geçmişinden bahsedeceğim. Çok derinleme etkili yani şey yapmadan sıkmadan. Makine mühendisinin geçmişi taşların el aletlerinin işlenmesinden beri makine mühendisi olarak adlandırılmasa bile milattan önceki yıllara dayanır. Yani esasında üretim ve imalatı gerçekleştirdiğiniz bir şeye şekil verdiğiniz yıllardan beri siz bunu gerçekleştiriyorsunuz. Fakat adı makine mühendisliği değildi. Peki makine mühendisliği kavramı ne zaman oturdu? 18. yüzyılda Avrupa'nın sanayi devrimi sırasında yer alan ortaya çıkarak bu meydana geldi. Bu esasında sanayi devrimi ülkelerin ve şeylerin devrilmesine ve dönemlerin geçmesine olduğu için çok ciddi şeylere sonuç verdi. Neden? Mesela bir kağıdın üretilmesinden tutun, onu tek tek elle yapmanıza bakın. Ya da onu bir seferde basmanıza bakın. Elle bir şeyin yazılmasını düşünün. Onun otomatik olarak yapılmasına bakın. Aynı şekilde
Bu Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda da istemeden bile olsa ülkelerin birbirlerini ya kendilerini savunabilmesi için bazı teknikler ve teknolojiler geliştirmek zorunda kaldılar. Almanya'nın başarısız olmuş olmasına rağmen ön plana çıkıp diğer ülkelere bu şekilde kafa tutabilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi denizaltıların, uçakların farklı bir şekilde gerçekleştirilip uygulamaya koyulmasıydı. Bu da tabii ister istemez ülkelerin gücünü değiştirmiş oluyor, arttırmış oluyor. Alan ve gelişimleri dahil etmek üzere sürekli olarak gelişti makine mühendisliği. Bugün makine mühendisleri kompozit, kompozit dediğimiz farklı malzemelerin birleştirilmesi, mekatronikte makina ve elektrik elektronik kısımlarının birleştirilmesi olarak düşünebilirsiniz. Nanoteknoloji zaten hepiniz duymuşsunuzdur. İşte toz metal dendiğinizde mikron boyutunda olur. Nano dendiğinizde nano boyutta 10 üzeri eksi 9. Mikron nanonun 10 üzeri eksi 3 büyüğüdür. Ne demek istersek şöyle kafanızda canlandırmanızı daha rahat kolaylaştırmam adına mikron boyutta bir unu aldığınız zaman elinize şöyle baktığınızda o un mikron boyutundadır. Nano dediğiniz bundan 1000 kat daha küçük bir parça olmuş oluyor. Artık tabii nanoteknolojiye geçildi. Bu alanları takip ediyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda havacılık mühendisi, meteoroloji mühendisi. Burada metaloloji dedim, yanlış söyledim. Malzeme mühendisliğinden bahsediyoruz. Malzemeciler malzeme ve metalurji mühendisi olarak ifade eder. İkisi biraz daha derin bir kavram ama hani metalurji ya da malzeme mühendisi olarak bunu da yapabilirsiniz. O da çok popüler bir mühendisliktir. Bilginiz olsun. İnşaat mühendisi, elektrik mühendisi, üretim mühendisi, kimya mühendisi, endüstri mühendisi, nano mühendislik bu da çıktı. Hatta tıp mühendisliği de geçebilir. Onun için ekleyebilirim. Diğer mühendislerle disiplinler arası yani farklı iki disiplinde ya da farklı 3 disiplinde ya da farklı 4 disiplinde interdisipliner ortak çalışma demek çalışmalar gerçekleştirebiliyor. Makine mühendisi ayrıca biyomedikal mühendisliği alanında özellikle biyomekanik, taşıma, biyomekatronik, biyonanoteknoloji ve biyolojik sistemlerin modellenmesi konularıyla ilgili de çalışmalar yapıyorlar. Şimdi güzel kardeşlerim konuşmanın başında söylemiştim size. Bir makine mühendisi birazdan detayını da vereceğim size. Çalışmalar yapar ama ana bilim dalı olarak ayrılırız. Çünkü fark ettiğiniz üzere biz makine mühendisi olarak her yere girmiş bulunmaktayız. Ama hepsinin uzmanı olamazsınız. Yani bir insan her şeyi biliyorum derse esasında o insan hiçbir şey bilmiyordur. O yüzden bir şeyin artık yavaş yavaş uzmanlığına geçmeniz gerekiyor. O yüzden biz genel olarak makine mühendisleri 9 ana bilim dalı arasında ayrılıyoruz. Bunların da lisansta artık yavaş yavaş çalışmak istediğiniz yerlere göre seçimlerine göre devam etmeniz gerekiyor. Orada da ona göre ders seçiyorsunuz. Yani bir makine mühendisi olarak girdiğiniz zaman üniversiteye birinci, ikinci sınıfta aynı dersleri almış olmanıza rağmen üçüncü, dördüncü sınıfta artık seçmeli derslerinizi seçerek farklı alanlarda çalışmalar yapabiliyorsunuz. Uzmanlaşabiliyorsunuz çalışmak istediğiniz konuya göre. Yüksek lisans ve doktora istiyorsanız da bu ana bilim dallarının üstünde daha uzmanlaşarak devam edebiliyorsunuz güzel kardeşlerim. Nedir bunlar? Hidrolik, hidromekanik ya da hidrolik makinalar ana bilim dalı. Yani bunu farklı şeylerini söylüyorum. Farklı üniversitelerde ismi değişiyor ama esasında aynı şey. Konstrüksiyon ana bilim dalı. Aldığım yerde öyle yazıyordu ama çoğu yerde konstrüksiyon ve imalat olarak görebilirsiniz. Bunlar artık çok detaylı olduğu için bazı yerlerde konstrüksiyon mühendisliğini ayrı, imalat mühendisliğini de ayrı yaptılar ki orada da zaten altta da görüyorsunuz imalat mühendisliği, malzeme anabilim dalı, makina teorisi anabilim dalı, sistem dinamiği, sistem analizi ve otomatik kontrolü olarak da bunu görebilirsiniz. Mekanik anabilim dalı, otomotiv anabilim dalı, termodinamik, ısı anabilim dalı olarak genel olarak 9'a ayrılıyor. Tabii bunu biraz daha detaylandırarak arttırmamız mümkün. Peki bir makine mühendisi ne ders alır? Şimdi birinci sınıfa baktığınızda işte matematik dersi, makine mühendisliğine giriş dersiniz, efendime söyleyeyim fizik, kimya derslerinizi standart olarak alacaksınız. Ama onun haricinde artık yavaş yavaş uzmanlığa gireceksiniz. Buradaki bahsettiğimiz biraz daha mekanik biliminde hangileri alacak, neler olacak? Ama genel olarak statik, dinamik, akışkanlar mekaniği, mukavemet derslerini mecburi olarak alıyorsunuz. Peki bu konu ilginizi çekiyorsa daha sonra nanomekaniği 3. ya da 4. sınıfta tabii okulunuzdaki şeye göre değişebilir bu. Yapabilirsiniz.
makine teorisi ve dinamiği, bunu da ana ders olarak alıyorsunuz. Ama daha sonra eğer o konu ilginizi çekiyorsa mekanizma tekniği, makine dinamiği, mekanik titreşimler, otomatik kontrol, endüstriyel hidrolatik, robotik, mekatronik gibi ayrılıp tekrar o dersleri de alabiliyorsunuz. Ama şeyi fark ettiyseniz mesela mekatronik diye bir ders açılıyor. Bununla ilgili mühendisliği de var bunun. Yani uzmanlığın uzmanlığın uzmanlığına gidiyorsunuz artık. Isı ve enerji bilimi, termodinamik, ısı transferi, iklimlendirme, bunları zaten mecburen alıyorsunuz. Onun haricinde devam etmek istiyorsanız akım makineleri, hidrolik makineler, termik turbo makineler, içten yanmalı motorlar, motor tasarımları gibi devam ederek alabiliyorsunuz. Malzeme bilimi, malzemeyi zaten mecburi alacağınız derslerin içinde. Malzeme, onu 1-2 olarak alabilirsiniz. İmal usulleri olarak aynı şekilde de 2'de devam edebilirsiniz ya da 3. sınıfta onu da görebilirsiniz. Mühendislik malzemeleri, malzeme muayeneleri, kompozit malzemeler. Ben tabii konstrüksiyon imalatının altında nanoteknoloji malzeme çalışıyorum. Kompozit malzemeler de çalışıyorum. Bu alan biraz daha benim uzmanlığıma giriyor konstrüksiyonla birlikte. Konstrüksiyon nedir? Tasarım dediğimize göre teknik resim. Teknik resim dediğiniz bir mesela şuradaki gördüğünüz parçanın elle çizilmesi, bir ön görünüş, bir sol yan görünüş, bir üst görünüş, bir de perspektif görünüşünün çizilmesi. Bir mühendis bir mühendise bir şey anlatırken onu eliyle değil gerçek boyutlarıyla ne olduğunu bir teknik resimle elle çizerek anlatabilmesi gerekmekte. O yüzden onunla ilgili de eğitimleri alıyorsunuz. Bunları aldıktan sonra da AutoCAD, SolidWorks gibi biraz daha çizim programlarını öğreniyorsunuz. Bunlarla ilgili hesaplamalar yapmak istiyorsanız ENSYS gibi farklı programları öğreniyorsunuz. Makine elemanları bu yine mecburi aldığınız derslerden birisi. Makine elemanları da buradaki söylediğim derslerin 8-9 tanesinin birleştirilip altyapısını oluşturulup onların birlikte ortak kullanımını gösterecek bir ders. Transport tekniği, triboloji, yağlama bunlar biraz daha uzmanlık gerektiren dersler. Bunları seçmezseniz görmeyeceksiniz. İmalat kısmında da imal usulleri genel göreceğiniz ana derslerden bir tanesi. Talaşlı imalat, kaynak, döküm, PŞV, plastik şekil verme. Bunları da daha sonra uzmanlığınızda eğer o şekilde yaparsanız seçebilirsiniz. Ölçme tekniği, ölçme ve kontrol olarak da görebilirsiniz. Bunu bu da alacağınız derslerden bir tanesi. Çünkü siz bir cihazın, bir sistemin, bir makinenin, bir parçanın boyutlarını çıkartmak istiyorsanız bunu hangi birimlerde, milimetre mi, santimetre mi, desimetre mi, ölçeklerde, kumpaslarla ya da lazerle ölçerek onun gerçek boyutlarını ifade etmeniz gerekiyor. Onu da doğru ifade etmeniz gerekiyor. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Dünya literatüründe metrik sistem kullanılıyor olmuş olmasına rağmen İngiltere'de farklı sistemler kullanılıyor. İnçe geçiyorsunuz. Ya da ölçü bilimlerinde işte galon olarak şeyde Amerika'da yine farklı görebiliyorsunuz. Yani herkes kendi standardını oluşturmuş ama oradaki bahsedilen ölçülerle buradaki bahsedilen ölçüleri karşılaştırma yapabilmeniz için o ölçülerin boyutlarının da ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ölçme tekniği bunu ifade ediyor. Mekanik tesisat, mühendislik matematiği, son elemanlar gibi derslerden oluşuyor güzel kardeşlerim. Şimdi ikinci sınıfın sonunda ve üçüncü sınıfın sonunda staj yapıyorsunuz. Bu stajlar nelerdir? İmalat ve üretim stajları. Burada genel olarak aldığınız eğitimin uygulamasını görmeye çalışıyorsunuz. Oradaki kullandığınız işte CNC tezgahların, CNC dediğiniz bilgisayar kontrollü sistemler ki burada bir tane 5 eksenli. 5 eksen dediğim farklı 5 yönünde hareket edip işleme gerçekleştirebilen, verdiğiniz bir materyali işleyebilen bir sistem. Bunun ne olduğunu, işte dökümün ne olduğunu, haddelemenin ne olduğunu, plastik şekil vermenin ne olduğunu, kitabi bilgilerinizin yanı sıra hepsini çünkü laboratuvarlarınızda göremezsiniz. Bunlar pahalı sistemler. Bunları gerçek hayatta nasıl karşınıza çıktığını öğrendiğiniz ve bunların nasıl işlediğini gördüğünüz bir stajdır. İkincisi de organizasyon ve yönetim stajı. Burada da biraz daha makine mühendisi olan arkadaşlarım fabrikanın içindeki bir organizasyon şemasının yani en yukarıdan en aşağıya kadar kimin nasıl çalıştığını, bu şemanın nasıl oluştuğunu, fabrikanın düzenini, işleyişi hakkında bilgileri olması için gerçekleştirilir. İkinci olarak da bunlarda yönetici olması gibi bir durumu varsa bir yönetici mühendisin ne yaptığıyla ilgili bilgileri öğrenmesi açısından önemlidir. Bir makine mühendisliğinin çalışma alanlarını şöyle genel olarak söylemek gerekirse
Bir nanoteknoloji burada Ar-Ge'den sorumlu mühendis olarak çalışabilir. İmalat sanayinde dizayn sorumlusu mühendis, planlamadan sorumlu mühendis, imalattan sorumlu mühendis, kalite kontrolden sorumlu mühendis, bakımdan sorumlu mühendis, inşaat sektöründe dizayndan sorumlu ya da işte makinacı, imalatçı ya da işte tesisat kısımlarıyla ilgilenen mühendis, kimya, gıda, araç, ilaç sektöründe Ar-Ge mühendisi, dizayn sorumlusu, bakımdan sorumlu. Mühendislik ofislerinde yine dizaynı gerçekleştiren mühendis. Yönetici olarak çalışabilirsiniz. CEO, Ar-Ge müdürü, tasarım müdürü, imalat müdürü. Bunları makine mühendisini çok görürsünüz güzel kardeşlerim. Enerji sektörü Ar-Ge'den sorumlu mühendis, dizayndan sorumlu mühendis, işletmeden sorumlu mühendis, planlamadan sorumlu mühendis, bakımdan sorumlu mühendis ve lojistik taşımadan sorumlu mühendis olarak yapabilirsiniz. Tekstil sektörüne de giriyoruz, satış pazarlamaya da giriyoruz, servis hizmetlerine de giriyoruz. Enerji sektörüne de giriyoruz ve son olarak benim gibi üniversitede akademisyen de olma şansınız var. Güzel kardeşlerim, güzel çocuklarım benim. Kim mühendis olmak ister? Biz sizi geleceğin mühendislerine bize bekliyoruz ya da bir mühendislik programına bekliyoruz. Benim şimdilik sizlere anlatacağım şeyler bunlar. Ufuk Hocam, sorusu olan var mı? Hocam, Pınar Hocam da sunumunu yaptıktan sonra toplu isterseniz sorayım. Ya da... Arkadaşlar merhaba. Şimdi Uğur Hoca birazcık daha nasıl anlattı diyeyim, detaylı anlattı. Ben size sadece inşaat mühendisliği üzerine bir slayt açacağım. Şu an slaytımı açmaya çalışıyorum, özür diliyorum. Paylaş dediğimde açılacak. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne gelirseniz hepinizle tek tek tanışıp yüz yüze tanışma fırsatımız olur. Şimdi kim mühendis olmak ister panelinde ben kim inşaat mühendisi olmak ister diye sormak istiyordum işin açıkçası ve yüz yüze böyle konuşmalı bir şekilde geçeceğini düşünüyordum. Kimler inşaat mühendisi olmak istiyor? Şimdi inşaat mühendisliğinin özelliği aslında Uğur hocanız hep şey diyor böyle temelde bir makine mühendisi vardır diyor ama ilk mühendisliğin kurulduğu ilk mühendislik unvanını alan kişiler inşaat mühendisliğidir. Daha sonra yıllar içerisinde inşaat mühendisliği her alanda olmasın deyip alt birimlere ayrılmıştır. İşte ilk ayrılanlardan bir tanesi makine mühendisliğidir. İnşaat mühendisliği bölümünün amacı gökdelenler, yollar, köprüler, tüneller gibi büyük projeleri tasarlayabilecek ve denetleyebilecek. Yapılan projenin bütçeye uygun bir şekilde ilerlemesini sağlayabilecek. Proje kapsamında harcanacak malzemeleri hesaplayacak. Projelerin çevreye karşı uygun olup olmamasına önem gösterecek. Grup çalışmasına uygun olacak işler yapacak. Ve iş sağlığı güvenliği kurallarına önem gösterecek öğrencileri bilimsel eğitim ile yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Şimdi inşaat mühendisi olduğunuz zaman projede olabilirsiniz, sahada olabilirsiniz. İnşaatın her alanında olabilirsiniz. Bizler şunu düşünüyorduk. Ben de inşaat mühendisliğini tercih ederken kesinlikle bir bilinç içerisinde tercih etmemişim. Ben bunun farkındayım. Çünkü ben inşaat mühendisliğini seçerken ben sadece bina yapabileceğimi hayal ediyordum. Halbuki ben bina yapabiliyormuşum, yol yapabiliyormuşum, köprü yapabiliyormuşum, tünel yapabiliyormuşum, baraj tasarlayabiliyormuşum. Ve ben bunların hiçbirini bilmiyordum. İlk tercih ettiğim zaman sadece bina yapacağım. İşte bu bir katlı olur, iki katlı olur veya gökdelen olur. Bunu düşünüyordum. Ama işin içine girdiğim zaman bu değişti. Ve bu değişirken de benim ana bilim dalım hidrolik ana bilim dalı. Ben ne yapabiliyorum? Ben baraj yapabiliyorum. Ben atık su veya içme suyu projesi yapabiliyorum. Tabii ki diğerlerini de yapabiliyorum ama uzmanı alanı olduğum şey bir baraj yapmak, bir atık su projesi yapmak. Asıl uzmanlığım bu arkadaşlar. Ama ben bunların hiçbirini bilmiyordum tercih ederken.
İnşaat Mühendisliği bölümü Mühendislik Fakültesine bağlı olan 4 yıllık lisans bölümüdür. İnşaat Mühendisliği bölümü mezunlarına İnşaat Mühendisi unvanı verilir. Ve siz artık İnşaat Mühendisi unvanını aldığınız andan itibaren imza yetkisine sahip oluyorsunuz. Benim meslek tercihimdeki en büyük faktörlerden bir tanesi, ben birisine bağlı olarak çalışmayayım. Ben tek başıma da çalışabileyim de. İnşaat mühendisi olduğunuz zaman büro kurup dışarıda tek başınıza özgür proje tasarlayarak veya saha mühendisi olarak çalışabiliyorsunuz. Sizin diplomanızın bir imza yetkisi var. O yüzden de şanslısınız. İlla bağımlı olarak çalışmanıza gerek yok. Tabii ki ben bunu hayal ederek inşaat mühendisliğini seçtim. Ama işin özünde akademisyenliği de sevdim. O yüzden şu anda akademisyenlik yapıyorum ama hani akademisyen olmasaydım kendi bürom olup özgürce çalışabilirdim. Kendi iş imkanım olabilirdi. Şimdi şöyle bir karikatürle de değindim. Eskiden nasıldı? İşte herkes müteahhitti. Herkes müteahhitlik yapabiliyordu. Bir denetimi yoktu. Maalesef ki kurallar, kaideler, işte yönetmelikler geldikçe inşaat mühendisliğinin önemi arttı ve bu imza yetkisi her yerde aranır oldu. Bir betonarme binada da bunu ararsınız. Eski yığma binalarda da bunu ararsınız. Eski Moğolların müteahhitlik anlayışı birazcık da yığma binalara benziyor. İşte yığma binaları da köyde nasıl yapıyorlardı? El yordamıyla. İşte biraz bundan koyalım. İşte bir metre genişlik alalım, yarım metre genişlik alalım. Yeter, burada deprem az olur gibi durumlarla rastgele yapıyorlardı ve bir işçiye güveniyorlardı diyebilirim. İnşaat mühendisi olacak kişilerde matematik, fizikle arası iyi olması gerekiyor. Grup çalışmasında etkili olması gerekiyor. Çünkü siz bir grubu idare ediyorsunuz. Grupla birlikte ortak çalışıyorsunuz. Sizin alt çalışanlarınız var. Etkili konuşmanız gerekiyor. Disiplinli olmanız gerekiyor. Bilgisayar programlarını kullanmaya yatkın olmanız gerekiyor. Çünkü eskiden elle projeleri çizerdik. Şimdi neyle çiziyoruz? Programlarla bu işi yapıyoruz. O yüzden bilgisayar programlarına birazcık daha böyle meyilli. Zaten elimizde cep telefonu var. Bu cep telefonu akıllı cep telefonları. Herkes bilgisayar kullanmasını biliyor. Yani o derece kullanmaya yatkın olsanız yeterli. Yaratıcı olmanız, disiplinli olmanız, sorumluluk sahibi olmanız gibi özellikler aranmakta. Peki ben neden bir bayan inşaat mühendisi koymak istedim buraya? Çünkü bu görseli seçmemdeki sebep, ben ilk tercihimi yaptığımda bana söylenen şöyle bir söz vardı. Ya sanki sana uygun değil, keşke başka bir bölüm mü seçseydin, başka bir meslek mi seçseydin? Bence öyle bir durum yok. Biz kadın olarak her yerdeyiz. Biz şantiyede de olabiliriz, ofiste de olabiliriz, AVM'de olabiliriz, işte evimizde olabiliriz ama bizim her yerde olduğumuzu görmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Kadın her yerde diyorum. Şantiyede de olabilirsiniz. Şantiyede çok güzel çalışmaların olduğu, üretimin olduğu, zevkle çalışabileceğiniz bir yerdir. Tabii ki oraya böyle bir AVM'ye gider tarzda gitmezsiniz. Çünkü iş sağlığı güvenliği önlemlerinizi alırsınız. Botlarınız farklı olur. Üstünüzdeki mont farklı olur. Baretiniz olur. Şantiyedeki gezinti kuralları bu şekildedir. Ama bu da yakışır diye düşünüyorum. İnşaat mühendisliği bölümünü tercih ettiğinizde belirli dersler çıkacak karşınıza. Ben yakın dersleri seçtim. Tabii ki daha birçok ders var. İnşaat mühendisliği öğrencileri eğitim hayatları boyunca birçok sayısal dersten başarılı olmaları gerekiyor. İnşaat mühendisliğine giriş vardır. Burada inşaat mühendisliğinin işte ne olduğu, hangi ana bilim dallarına ait olduğu, biraz sonra da göreceksiniz zaten neleri yapabileceğimizi, hangi ana bilim dallarında nelerin çalışıldığı gibi konular işleniyor. Fizik, matematik, kimya, teknik resim ve bilgisayar destekli çizim. Eskiden çizimler elleydi, şimdi birazcık daha bilgisayara kaydı ama mutlaka teknik resimin elle olan kısmını da görmek güzeldir diyoruz ve elle de çizim yaptırıyoruz biz. Malzeme bilimi ve yapı malzemeleri. Bu da bir ana bilim dalıdır. Yapı malzemeleri de inşaat mühendisliğinin içerisinde yapıda hangi malzemelerin kullanılacağı, hangi katkı maddesinin koyulacağı,
Bunlar da bir ana bilim dalıdır. Bu yöne de gidebilirsiniz. Mekanik, yapı malzemeleri, ölçme bilgisi, zemin mekaniği, akışkanlar mekaniği ve betonerme başta olmak üzere birçok dersten sorumlu oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu genç İmo'nun bir fotoğrafı. Neden bunu koydum arkadaşlar? Bunu koymamdaki etken maalesef ki İzmir'de tam pandeminin ortasında, pandemiyi yaşarken bir depreme maruz kaldık. Deprem nedir diye sorduğumuzda hepiniz biliyorsunuz ki ilkokuldan beri alıyoruz zaten biz bunu. Yer kabuğu katmanının kırılıp yer değiştirmesi. Ama bizim için çok önemli. Çünkü biz derslerimizi buna göre bunları tasarlayarak tasarlamamız gerekiyor. Binaları yaparken, bir barajı koyarken tüm bunları tasarlamamız gerekmekte. Hayatımızın olağan durumunu etkileyen ve yakın zamanda İzmir'de yaşadığımız kötü bir süreçte biz depremi yaşadık. Bunu pandeminin tam ortasında yaşadık. O zaman ne oldu? Bizim inşaat mühendisleri odamız var. Biz bir meslek odasına sahibiz. Meslek odamız gençlere, öğrencilere çok önem veriyor. Genç İMO diye bir birimi var içerisinde. Öğrencileri de mesleğe hazırlıyor diyebilirim. Genç İMO ile birlikte bir an önce deprem alanına koştular ve yardım ettiler. Burada tabii ki deneyimleri oldu. Birçok şey öğrendiler. Maalesef ki güzel deneyimler değildi ama hayatları boyunca unutamayacakları, kendilerinin kötü bir tecrübeyle deneme şansı buldukları deneysel bir alana ulaştılar. Ve burada farkındalıkları arttı. Hayat önemli. Sevdiklerimiz önemli. Sevdiklerimiz, herkesin sevdiği var. Yakınımızdakini düşüneceğiz. O yüzden binaları yaparken ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini öğrendik. Neler yapmamız gerektiğini öğrendik. Ve kötü bir tecrübeyle farkındalığımız arttı diye düşünüyorum. Yaptıkları veya yapacakları ufacık bir hatanın bir hayata mal olabileceklerini öğrendiler. İnşaat mühendisliği bölümü mezunu ne iş yapar? İnşaat mühendisleri üretilmesi planlanan birçok yapıda planlamadan denetlemeye kadar tüm aşamalarda yer alabilirler. Gerekli sınavlarda başarılı olmaları takdirde akademisyenlik mesleğine de yönelebilirler. Siz saha mühendisi olabilirsiniz, proje mühendisi olabilirsiniz. Aynı zamanda akademisyen de olabilirsiniz. Her alanda ilerleyebilirsiniz. Hepsi güzeldir. Ben ilk önce girdiğim zaman sadece bina yapacağım diye girmiştim ya bu mesleğe. Ama bizler sadece bina yapmıyormuşuz. Bunu öğrendim. Bizler üretiyormuşuz. Ürettikçe insan mutlu oluyor. Çocukluğumuzda, artık gençliğimizde de diyeceğim, çünkü Legoların yaşı artmış, bunu da görüyorum. Legoları, işte küpleri, blokları üst üste koyarak bir şeyler üretiyorduk. Ve bunlar ayakta kaldığı zaman mutlu oluyorduk. İşte yaptığımızın karşısına geçtik, bunu ben yaptım. İşte bir uçak yapıyorsunuz, ona bir motor takıyorsunuz, uçuruyorsunuz. Bundan mutlu oluyorduk. Veya bina yaptığımız zaman, işte çok katlı yaptım, bak ayakta duruyor, bunu izliyorduk. Bizler de öyle. Bir sahayı alıyoruz, tertemiz arazi. Arazinin üzerine bir şeyler koydukça mutlu oluyoruz. O arazide çamur da oluyoruz, beton da oluyoruz, işte demir de batıyor. Ama ürettikçe mutlu oluyoruz. İnşaatın içinde oldukça çalışırken de mutlu oluyoruz. Ama sadece bina olarak düşünmeyelim. Bizim işimizde neler var? Gördüğünüz gibi yığma yapılar var. Bunlar betonerme olmayan, işte içinde demirin olmadığı, sadece betondan oluşan binalara diyoruz. Ahşap yapılarımız var. Betonerme yapılarımız kolon ve kirişin olduğu yapılardır. Betonerme yapılarımız var. Çelik yapılarımız var. Çelikle beton karışımı yapılarımız var. Karayolları. Bizler yolda yapıyoruz, yol projeleri yapıyoruz, köprü yapıyoruz, tünel yapıyoruz, karayolu yapıyoruz, işte yonca şeklinde yollar yapıyoruz, yol üretiyoruz. Bu da ayrı bir mühendislik dalı. Tren yolları yapıyoruz, Marmaray tüp geçidini yapıyoruz. Tüm hepsi, Marmaray tüp geçidi birazcık daha kapsamlı bir şey. Hem akışkanlar mekaniği var,
Hem karayolları var, hem tüp geçit var. Birçok ana bilim dalını içerisine alıyor. Köprüler yapıyoruz. Rüzgar türbinleri yapılırken işin içerisinde bizler de varız inşaat mühendisi olarak. Stadyum yapıyoruz, stadyumlar yapabiliyoruz. Belki işte taraftarı olduğunuz bir kulübün stadyumunu yapma şansınız olacak. Hava yolu yapıyoruz. Aynı zamanda benim ana bilim dalımın da içerisinde olduğu içme suyu ve atık sularla ilgili projeler yapıyoruz. Çünkü içme suyu ve atık suları işte siz hep görüyorsunuz ya, belediyeler işte boru döşüyor. O borular öyle döşenmiyor. Çünkü onların da bir planlaması, bir projelendirmesi oluyor. Onlar da o şekilde döşeniyor. Deniz platformları yapıyoruz. Barajlar yapıyoruz. Gene benim ana bilim dalı konularımdan bir tanesi. Barajlar yapıyoruz. Arıtma tesisleri yapıyoruz. Ve bunları yaparken de projelendirmemiz gerekiyor. Siz ya sahada görev alacaksınız ya da statik projede. İşte statik projede ofiste çalışan kişiler ne yapıyorlar? Siz bu binayı yapacaksınız, sahaya çıkmadan önce statik proje yapıyorlar. Ve gökdelenler yapıyoruz ve gittikçe gökdelenlerin yüksekliği artıyor. İşte bunları yapan mühendislerle konuşmalar yapılıyor ve siz o konuşmaları dinlerken bile heyecanlanıyorsunuz. Çünkü gittikçe kat yüksekliği artıyor, sanki uçaktaymışsınız gibi izliyorsunuz ve bunları artık sağlam bir zemine değil, bataklığa bile yapabiliyorsunuz. Bizim mesleğimiz de bu şekilde. Ben birazcık daha böyle basit anlatmayı tercih ettim ama sorularınız olursa cevaplayabilirim. Ufuk Hocam. Hocam çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Hem de çocuklara güzel görsellerle sundunuz. Çok güzel oldu. Şimdi yavrularımızın soruları var. Ben o soruları size aktarmak isterim. Tabii bir kısmı Uğur Hocam'a gelmiştir soruların. Bir kısmı tabii size. Tabii ki Uğur Hocam. Olursa, çok sonuçta ikiniz de mühendis olduğunuz için. Tamam. Şimdi Güngör Özbek Anadolu Lisesi'nden ve Arkas Bilsem'den Nisu Gencel. Bu arada şey de söyleyeyim. Katılımcılardan soru soranlardan iki tanesi de benim kızlarım. Onlar hep bana şey diyorlardı. Demokrasi Üniversitesi doktorluk, avukatlık birçok mesleği tanıttı. Neden bir türlü mühendisliği tanıtmıyorsunuz diye. Ben de okullar açılsın size güzel bir tanıtım yapacağız demiştim. Teşekkür ederiz onlar adına da. Şimdi Aysu sormuş. Siz akademisyen ve mühendissiniz. Evet. Akademik olarak çalışmak ve sahada çalışmak arasında fark var mı? Evet, akademik olarak çalışmak ve sahada çalışmak arasında çok büyük fark var. Akademisyenliğe girdiğiniz zaman şantiyeyi unutuyorsunuz. Sadece işin özünde bilimsel çalışmalar yapıyorsunuz. Bu da çok zevkli. Ama şantiyede olmak da başka bir zevk. Yani ben rektör hocamızın sayesinde ufacık bir şantiye deneyimim oldu mesela. Ne kadar özlediğimi hatırladım şantiyeyi. Şantiyede işçilerle olmak, onu yapmak, işte kampüs yapılırken oradaydım, binalarımız yapılırken. Binalar yapıldıkça ben mutlu oldum. Bunu bizler yaptık diye mutlu oldum. Şantiyede çalışmak başka bir zevk. Tamam, teşekkür ederiz. Okunu yazmamış Yağız Karapınar. Herhalde Uğur Hocam'a yönelik gelmiş bu soru. Ürge sınıfı tam olarak ne yapar demiş. Tabii Arge'yi duymuşlardı ama Ürge yeni oldu herhalde hocam. Hocam Ürge var esasında da biz onu Arge ile Ürge'yi şey yapamıyoruz. Yani daha tam olarak adapte edemiyoruz. Ben onu söylemeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi bu platformda sizler gibi değerli hocalarımızla tanışmamızda bize vesile olan ve İzmir Demokrasi Üniversitesi ailesine bizi katan Sayın Profesör Doktor Bedriye Tunçsiper hocamız ve rektörümüze teşekkür etmek istiyoruz. Bu sayede böyle güzel platformlarda, böyle güzel yerlerde sizlerle birlikte hem tanışıp hem sunumlar yapmamızı gerçekleştirmediği sağladığı için akademisyenlikle esasında özel sektör makinada da çok farklı olarak gözükür. Genelde bizim onu da çok kısa söyleyeyim hocam.
Bizim ana bilim dallarımızın bir kısmı sayısal, matematiksel modelleme gibi olduğu için bunların bir kısmı gerçekte üretimde olmamasına rağmen bununla ilgili çalışmalar da yapılabiliyor. O yüzden saha bence çok kıymetli. Nacizane benim ana bilim dalında sahada da olabilme durumumuz var. Çok farklı olmasına rağmen sahanın da çok kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Hemen Ürge'ye geçeyim. Ürün geliştirme olmuş oluyor bu. Şimdi araştırma geliştirme dediğinizde burada yeni bir şeyler üretme durumunuz var. Yeni sistemler üretme durumunuz var. Ama mevcut olan bir ürünün de geliştirilmeye ihtiyacı var. Bu da Ürge'ye tekabül ediyor hocam. Çok basit söylemem gerekirse. Teşekkür ederiz hocam. Yine Güngör Özbek Anadolu Lisesi'nden ve Arkas Bilim Sanat Merkezi'nden Nilsu Gencel sormuş. Pek çok mühendislik dalı var. Bunlardan hangisinde daha fazla iş olanağı vardır? Hocam bu çok zor bir soru. Neden çok zor bir soru? Şimdi bana yine sorarsınız. Şimdi siz makineyi öyle mi anlattınız ki hocam? Ya hocam yani beni kimse... Ne yapsanız ben makine yatırıp seviyorum o yüzden. Hepsinin çalışma imkanı çok fazla. Hepsinin şeyi çok fazla. Ama makine mühendisliği çok şey kapsadığı için hani bir tanesinden sıkılırsanız ötekisine geçme imkanınız var. Mesela gıda sektöründe çalışıyorsunuz, sıkıldınız. İşte jant üretim sektörüne geçtiniz. Oradan sıkıldınız, üretime geçebilirsiniz. Ama tabii hani değiş dediğinizde uzmanlaşamazsınız. O zaman da yukarıya doğru ilerleyemezsiniz. Hocam, inşaat mühendisliğinde istediğinizde özgürsünüz. Kendi bironuz var. Tamam. Çok güzel. Mühendisliğinde de hocam o kadar özgür değilsiniz işin açıkçası. Orada tabii ki hani bazı mühendislikler dediğimizde ana mühendislikler ki bunlardan bir tanesi makine bir tanesi inşaat. Diplomanızı kullanıyorsunuz. Yani diplomanızı kullanarak, imza yetkinizi kullanarak bunları yapabiliyorsunuz. Diğer mühendisliklerin bir kısmında da var. Elektrik, elektronikte de var. İşte inşaatta da var, makinede de var. Bizlerin mesela en büyük artılarından bir tanesi o hani oldu sıkıldınız, kendi işinizi yapmaya çalışıyorsunuz. İmza yetkiniz de önemli. Yani diplomanızın imzasının para etmesi de önemli. Ama bütün mühendislikler birbirinden kıymetli hocam. Hani çalışma alanı, ilgi alanına göre değişebiliyor yani. Teşekkürler. Şimdi Ayşu deminki sorusuna ek olarak sormuş herhalde. Çünkü onun da annesi baba sizin gibi akademisyen. İkiniz de akademisyen mühendis olarak çalışıyorsunuz. Çocuğunuz da mühendis olmak istiyor mu? Bizim çocuğumuz aslında veteriner olmak istiyor. Ama babası... Mühendis olmak istiyor da daha farkında değil hocam. Babası da bunu söylüyor. Bizim çocuğumuz birazcık daha böyle doğayla iç içe olan bir çocuk. Hayvanları incelemeyi seven, hayvanlarla iç içe olan bir çocuk ve doğada yaşayan bir çocuk. Ve biz de serbest bırakıyoruz işin açıkçası. Hani ya eşim engellemiyoruz. Evet, ben birazcık serbest bırakıyorum. Engellemiyorum. Çünkü dokunarak öğrensin istiyorum. Çünkü biz küçüklüğümüzde parkta, bahçede, her yerde oyun oynayabildik. Şu anda çocukların o hayatı kısıtlandı diye düşünüyorum. Çünkü ben Bodrum gibi küçük bir yerden geldim ve ben bahçede oynayabiliyordum, sokakta oynayabiliyordum. Benim arkadaşlarım vardı. Dokunarak, temas ederek, işte bir bitkiye bakarak bitkinin ne olduğunu biliyordum. Ama biz evlendiğimizde Uğur mesela domates nasıl ekilir, nasıl fidelenir bilmiyordu. Ben de çocuğum öğrensin istiyorum, doğayla iç içe olsun istiyorum. Ve bizim çocuğumuz veteriner olmak istiyor işin açıkçası ama babası birazcık ona bu sözü söylüyor. Ya hocam ben de ilkokuldayken şey olmak, itfaiyeci olmak istiyordum. Tabii sonra makine mühendisi olduk yani. Göreceğiz bakalım. Değiştirebilir hocam, sıkıntı yok ya. Ben ona soruyorum, ister makine mühendisi ol oğlum diyorum, ister inşaat mühendisi ol, ister doktor ol. İstediğini ol diyorum yani. Güzel. Peki hocam, bir ismini vermeyen bir çocuğumuz şey demiş. İyi bir mühendis olmak için yurt dışı deneyimi gerekli mi? Lisans ya da yüksek lisanslardan hangisini yurt dışında okumak daha iyi olur? Şöyle, yurt dışı deneyimi kesinlikle çok önemli. Ben yüksek lisans doktora aşamamda çok fazla yurt dışına çıktım. O benim için kendimi geliştirmekte çok büyük fayda sağladı. Yüksek lisansı da doktorayı da yurt dışında yapabiliyorsa, bunlarla ilgili burs bulabiliyorsa ve orada çalışabiliyorsa, bu devlet bursları da olabilir, TÜBİTAK bursları da olabilir. Da Almanya makine mühendisi, niye ben hep yine makine? Makinacı olduğum için. DAT bursu var, DAAD, Almanya bursu, işte Mercury bursları var, farklı burslar var. Ya da karşı gittiğiniz üniversitenin araştırma ya da proje bursları var. Bunlardan değerlendirebilirsiniz.
Yükseği de doktora da yurt dışında yapmasının bence çok büyük faydasını görür. Çünkü farklı insanlarla tanışıyorsunuz, farklı kültürlerle tanışıyorsunuz, farklı bakış açılarını öğreniyorsunuz. %100 faydasını görür. Onun için yalnız ufak bir şeye ihtiyacı var. İngilizceyi bizim böyle konuştuğumuz gibi ana dili gibi konuşması gerekiyor. Çünkü gittiği yerlerde mecburen kullandığı ortak dil İngilizce. Çalışmak istediği ülke varsa bence ikinci ana şey yabancı dili olarak da o dili de öğrenmesinin çalışmak istediği bölüme göre, yani mühendislikte makine mühendisliği istiyorsa ben birinci tercih olarak Almanya'yı önereceğim. Tabii ki İtalya, Fransa da iyidir ama ikinci tercih onlar değil, Amerika olur bence. Teşekkürler. Şimdi bu doğrudan sizin için size gelmiş herhalde Uğur Hocam. Makine mühendisliği aklımda yoktu ama sizi dinleyince düşünmeye başladım demiş bir çocuğumuz. Ya işte ya öyle bir şeyim var hocam. Çok seviyorum mesleğimi. Yani şimdi şimdi cevap verdiniz ama bir çocuğumuza şey sormuş. Mühendislik alanında önde gelen ülkeler hangileridir diye sormuş. Hocam ben burada bir giriş yapabilir miyim? Tabii buyurun hocam. Gerçekten güzel sormuş ve bizim eksiğimiz var. Şunu söylememişiz. Mühendislik fakültesi diplomaları, lisans diplomaları yurt dışında geçiyor. Evet. Bu bir tıp fakültesi diploması gibi olmuyor. Çünkü orada ekstra hastaya dokundurmuyorlar, ekstra işler yapmaları gerekiyor. Ama mühendislik fakültesi diplomaları yurt dışında geçiyor. Hele bir de bunu yüksek lisans doktorasını ek olarak almışsa söylemek istiyorum hocam ve de bir de şunu ilave etmek istiyorum. Mühendisliği düşünen bir öğrenci mühendislik fakültesinden mezun olduğu zaman C sınıfı uzmanlık belgesi, iş sağlığı güvenliği uzmanlık belgesini alma hakkına sahip. Bu da ayrı bir meslek dalıdır. Çok güzel. Şimdi hocam, orada yurt dışında da şöyle bir durum var. Şimdi hangi konu ilgisini çekiyor arkadaşımızın? Mesela otomotiv sektöründe her ülke otomotiv üretiyor, otomobil üretebiliyor. Bunu yaparken de ama en iyisini Almanlar yapıyor. Audi, Mercedes, BMW. Neden daha pahalı oluyor? Daha iyisini yaptıkları için daha pahalı oluyor. Tarım makineleri çalışmak istiyorlarsa burada İtalya, Hollanda ön plana çıkıyor. İşte zeytinyağı üretim tesislerindeki kullanılan bu zeytin sıkma makineleri kullanıyorsa yine İtalya, İspanyol makinelerine kaçıyor. Yani burada biraz daha istediği ülke, istediği meslekle doğru orantılı olarak değişebilir. Gıda mühendisliği derse, işte gıda mühendisliğinde de farklı ülkelerde farklı şeyler üstüne yine çalışabilir. Mesleğiyle ve çalışmak istediği alanla ilgili olarak ülke seçimi bence değişebilir hocam. Teşekkür ederiz hocam. Bir yavrumuz şöyle sormuş. Bazı üniversitelerin isminde teknik kelimesi var. Örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi. O üniversitelerde okutulan mühendislik eğitimleri farklı mı? Hocam çok farklı değil ama orada şimdi şöyle, esasında teknik olduğu için biraz daha mühendislik ağırlıklı yapılarak kurulmuş bir üniversite. Mesela İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, teknik yok ama yine teknoloji enstitüsü olduğu için orada mesela tıp fakültesi yok, diğer şeyler yok. Bu biraz daha mühendislik ağırlıklı olan üniversitelerin. Mühendisi her üniversite bir dalını ön plana çıkartmaya çalışır. Karadeniz Teknik Üniversitesi de var bu arada. Hani Karadeniz'de de var o. Mühendisliği ön plana çıkarmak için orada teknik kullanıyorlar. Biraz daha tabii eğitim, ya bizde mühendisliği makine mühendisliğinde çok farklı değildir. Yani aldığı dersler genel olarak aynıdır ama iki farklı ekol vardır. İşte genellikle biz İTÜ ve köken, yani biz de İTÜ kısmından ilerledik. Onlar Alman ekolünü alırlar. Bize Alman ekolünün üretmiş olduğu yayınlar, kitaplar üstünden giderler. Amerikan ekolleri var. Burada işte farklı ekoller var. Onlar da üniversitelerde farklı olarak yapıyor ama ortak fayda da anlatılan şey esasında aynı. Bence orada üniversitesinden çok daha çok meslek daha kıymetli. Neden derseniz Pınar Hoca da biraz önce söylediği gibi hani çıktığınızda makine mühendisi olduğunuzda İtalya'ya gittiğinizde, Fransa'ya gittiğinizde, Amerika'ya gittiğinizde, Boğaziçi mezunuyum deseniz de, İzmir Demokrasi deseniz de, Celal Bayar deseniz de, KATÜ deseniz de, Teknik Üniversitesi deseniz de bunu şey yapamıyorlar. Yani zaten çoğu bilmiyor. Yani önemli olan orada daha çok kendini nasıl yetiştirdin, hangi meslek grubuna aitsin. Yüksek lisansın ve doktoran varsa bu Türkiye ve yurt dışı olmasını da fark etmeksizin adamlarda zaten geçiyor. Bir tek o Amerika'da birazcık farklı. Akademisyen bir tek olmak istiyorsa oradaki doktora yerine bir post doktorayla ya da bir doktorayı ya da lisansını tekrardan tamamlayarak Amerikalı'nın imzasını yaptıktan sonra Amerika
da o şekilde olması lazım. Dünyanın her yerinde diplomasını kullanabiliyor. Bu da mesela bizim mühendisliğin en büyük avantajlarından bir tanesi. Teşekkürler hocam. Bir yavrumuza şey sormuş. Mühendisler de laboratuvar çalışması yapıyor mu? Yapmaz mı? Ben mesela uygulamacıyım. Önce laboratuvarımı kuruyorum, ondan sonra devam ediyorum. Ya çalıştığımız bölüm ve anabilim dalına doğru orantılı olarak ayrılabiliyor. Ama her mühendisliğin 3 aşağı 5 yukarı kullandığı laboratuvarlar var. %90-95'i laboratuvar eğitimi almadan zaten mezun olmuyor. Ama bazı anabilim dallarında da direkt onun üstüne çalışmalar yapılıyor. Yani deneysel çalışmalar olmuş oluyor bu. Ben direkt deneyselciyim. İşte birileri modelliyor ama ben onun gerçekte ne olduğunu yapmak için mecburen deneysel çalışmalar gerçekleştiriyorum laboratuvarlarımızda. Şimdi bir tane yavrumuz şey sormuş. Hani bilgisayar ve yazılım mühendisliği farkını siz vermiştiniz ama bilgisayar mühendisliği öyle bir iki cümle yine söyleyebilir misiniz? Bilgisayar mühendisliği ile ilgili bilgi almak istemiş. Yani vallahi, uzmanlığınız değil. Hocam, uzmanlık alanım değil ama hani bilgisayar mühendisliği biraz daha işte daha bilgisayar temalı konular üstünde çalışmalar yapıyor. Yazılım mühendisliği orada daha çok oyunları ve yazılımlar üstüne gidiyor. Mesela bir program yazılıyorsa bu program yazma kısmı daha çok yazılımcılara kayıyor. Yani bilgisayar mühendisliği zaten bilgisayarla ilgili olabilecek her şeyi yapabiliyor ama yazılım kısmı program yazma kısmı ve bunları birleştirme kısmı. Yeni genel olarak çocukların daha net anlayacağı işte oyunlar olsun, ne bileyim farklı bir programlar olsun onun üstünden gidebiliyor. Ayrıca mesela elektrik elektronik mühendisliğinde bile yazılım ve bunu çalışanlar oluyor. Hatta makinenin içinde de oluyor. Bu da makine öğrenmesi diyorlar ama biraz daha hani bu yazılımcılarla elektronikçilerin de işi olarak gözükebiliyor hocam. Teşekkürler. Bu soru sanırım Pınar Hocam'a gelmiş. Ülkemizde inşaat denince müteahhitler de akla geliyor. Müteahhitler inşaat mühendisi olmak zorunda mı? Hayır değil. Müteahhitler... müteahhitler inşaat mühendisi olmak zorunda değil. Eğer ki iki katlı bir bina yaptıracaksanız, arsa kendinizinse bir müteahhit tutmadan kendi müteahhitlik hakkınızı alabiliyorsunuz. Böyle bir sistem de var. Daha ilerleyen zamanlarda daha büyük işler yapacaksanız bir şirketinizin olması ve o şirketinizin daha önce iş yapmış olması, içerisinde inşaat mühendisi çalıştırıyor olmanız müteahhitlik belgesi almanız için yeterli. Teşekkürler. Zehra Yılmaz sormuş. Merhaba öğretmenim. Ne kadar işte onlar yavrular olunca öğretmenim diyorlar. Ne güzel bir şey. Ben Arkas Bilsem ÖYG 1 grubundan Zehra Yılmaz. Okulunuzun mühendislik fakültelerinin laboratuvarlarını bizim gezme imkanımız olabilir mi diye sormuş. Hocam, laboratuvarım var demiştin. Öyle hocam, tabii ki gezmekten keyif duyuyoruz, gezdiririz. Fakat pandemi sürecinde biraz daha sağlıkla ilgili sıkıntılar olduğu için hani o konu beni biraz aşabilir ama Şöyle yapalım mı hocam? İkizler de, benim çocuklarım da bu Arkas Bilsem öğrencileri. Tabii çocuk üniversitesiyle de ben ilgileniyorum biliyorsunuz. Bu pandemi süreci tamamen atlattığımızdan sonra bu Arkas Bilsem öğrencilerinden bir grup öğrenci, dilenleri sizin fakültenin de oluruyla, rektörlüğün de oluruyla gelip bir şekilde ziyaret sağlayabiliriz. Ya, makine laboratuvarları zaten ben her türlü destek olurum. Hatta diğer elektrik, elektronik mühendisliği laboratuvarları olur, işte inşaatın laboratuvarları olur. Diğerlerinde de yardımcı olmaya çalışırız. Biyomedikal mühendisliğinde de mesela onlar da nanoteknoloji çalışıyorlar. Nanoteknolojik üretim sistemleri falan var. Güzel laboratuvarlarımız mevcut. Ama hocam en çok mutlu olacakları yer neresidir biliyor musunuz öğrencilerin? Neresi? İnşaat mühendisliği. Robot kulübü var. Evet. Uğur hocam, tamam. Robot kulübü var. Asıl o öğrenciler geldiği zaman onların tamam. Ona yaptıkları robotları, küçük robotlar yapıyorlar. Evet. Ara ara videoları bize geliyor. Yarışmalara katılıyorlar falan. Bizim yani. Oğlan çok mutlu oluyor onları izleyince. Hatta bana da yapın falan diyor. Bence ondan daha büyük bir mutluluk duyabilirler. Yani küçük bir kulübümüz olarak SKS'den temin ettiğimiz sağ olsun rektör hocamızın da desteğiyle bir 3D printer'ımız var. Plastik işliyor. Hatta kendi şeylerini işleyip kendi şeylerini işleyerek katılıyorlar yarışmalara da. Hatta kulüp başkanı öğrencim Kaan Orgun o liselere, ortaokullara
yazılım ve bunlarla ilgili eğitim dersi de veriyor. Hani o şekilde de yetiştirilmiş ve onunla da tanıştırırım. Çok da büyük keyif alırlar mezun olmadan. Tamam. Ben buradan şeyin sözünü alayım. O öğrencinizi Güngör Özbek Anadolu Lisesi işte ya da Arkas Bilsem'e bir gün götürelim. Orada ihtiyaç olursa şey yaparız. Ama kulübünüzü görmek istiyoruz. Şeyi de anlatır, ne yaptıklarını anlatır. O çok hoşlarına gidecek. Mesela bu NASA'nın yarışmaları vardı. 3 günlük kapatıyorlar bunları odanın içine. Yemeğini, suyunu, tuvaletini veriyorlar. Bilir veriyorlar. Onlar diyorlar ki şunu üret, başlıyor bizimkiler üretmeye, şeyler yapmaya. Çok keyif alacaklarını düşünüyorum. Çok güzel. İki tane sorumuz kaldı. Önce doğrudan Pınar Hocam'a gelmiş bu. Kadınların her yerde olması gerektiğini vurguladığınız için çok teşekkür ederim. Ben de kadın bir mühendis olmak istiyorum demiş çocuğumuz. Abi, soru değil. Kadınlar bizim zamanımızda da vardı. Ben inanılmaz mutlu olurum. Gerçekten de hani inşaat mühendisliğinde böyle ilk aradım koymak için hep erkek çıktı. İnatla aradım. Orada kadın mühendisin olduğu bir fotoğraf koymak istedim. Çünkü inşaatta da kadın olmalı ki sakinlik olsun, dinginlik olsun. Ya kadın her yerde. Her yeri güzelleştiriyor hocam. Kesinlikle harikasınız. Kadınlarımız, kızlarımız başımızın tacı. Zaten onlar olmasa bizler de olmazdık. Yani doğurganlık oradan geliyor bakarsan. Evet. Makine mühendisliğinde de bizim zamanımızda işte kız çocukları, kadınlar İşte makine mühendisi mi okumuş falan dedik. Benim dönemimde sıfır kız vardı. Bir A döneminde bir tane kız vardı. Ama şu anda mesela her sınıfımda en az 15 kız mevcut. 60 kişinin. 15-20 tane. Ve kızlarımızın da ben uygulamalı olarak şirketlerde gördüğüm için çok da başarılı olduklarını görüyorum. Çünkü onların bazı karar verme yetileri, düşünme yetileri bizlere göre farklı çalışıyor. Ben kadın mühendis olamaz, kız mühendis olamaz kesinlikle katılmıyorum. Yani sonuna kadar da destekliyoruz yani. En iyisini olurlar hocam. Ufuk hocam ses gitti. Ufuk hocam sesiniz kapandı. Hocam kusura bakmayın. Tekrar açıyorum. Şimdi son iki soru dedim ama 7-8 tane daha soru geldi. Demek ki ilgi var o yüzden. Kusura bakmayın. Onların hepsini sormak zorundayım. Çünkü her çocuğun sorusu bir değer. Onlara mutlaka cevap vermemiz gerekiyor. Şimdi bir tane soru var. Şu mühendisler iyi kazanıyor mu? Gelirleri ne? Ya hocam şimdi makine mühendisliğinde alt limit var da üst limit yok. Of ne güzel. Şöyle şimdi başladığınızda 2500 liraya başlayıp çalışabilirsiniz. 3500 liraya başlayıp çalışabilirsiniz. Ama benim mesela bir öğrencim, yüksek lisans öğrencim. Ben 5000 istiyorum dedi. Direkt çıktığında 5000 lirayla başladı çalışmaya. Şimdi yönetici pozisyonunda yukarıya doğru çıktığınız zaman maaşınız zaten otomatik olarak işte 30 bin, 40 bin, 50 bin, 100 bin, 150 bin devam ederek gidiyor. Dolar, euro, işte çocuklarınızın okul masraflarını karşılıyorlar. Özeller aç temin ediyorlar, ev veriyorlar. Hani sıfır harcama, çok ciddi paralar kazanabiliyorsunuz. Bir de onun bir üst segmentine geçiyorsunuz. Makine mühendisiyseniz, zaten üretimi biliyorsunuz ve bunun satışını gerçekleştirebilecekseniz, şirket kurduğunuzda paranız da varsa, oradaki kazanabileceğiniz aylık kazanç, hani müteahhit falan. Ben de bırakayım maliyetçiyle, geleyim bari. Şeye bağlı yani, ne kadar yatırım yapacaksınız, ne kadar üretim yapacaksınız, ne kadar satış yapacaksınız. O yüzden makinede üst limit yok. Tamam, teşekkürler. Engin Emre Bilgin sormuş. İnşaat mühendisliğinin şöyle bir dezavantajı oldu. Birçok üniversitede maalesef ki inşaat mühendisliği açıldı. Kontenjanları da çok fazla. Çok fazla olduğu için kontenjan, çok fazla mezun veriyoruz. Çok fazla mezun verdiğimiz için de biz gelecek istihdamdan korkuyoruz. Evet, her yerde inşaat mühendisi çalışıyor. Şu an işsiz değiller, iş buluyorlar. Hemen çıktıklarında işleri var. Birçok şantiyede görev alabiliyorlar. 5 şantiyeye bakabilme hakları var. Ancak bizim gelecek korkumuz var inşaat mühendisi adına. Çünkü çok fazla mezun veriyoruz. İyi olmak gerekiyor olsak da o zaman yani. Evet, yani o öyle zaman de diyebiliriz hocam ama yani çok mezun veriyoruz, ondan tedirginiz. Anladım hocam, teşekkürler. O zaman size devam edelim Pınar hocam. Engin Emre Bilgin size sormuş doğrudan.
Pınar Hocam, şimdiye kadar çalıştığınız en zor proje neydi acaba? İşin açıkçası ben zor projelerde çalışamadım. Çünkü ben hemen akademisyenliğe başladım. Hemen akademisyenliğe başladığım için de çok zor projelerim olmadı. Sadece staj imkanlarım ve üniversitede çalıştığım zaman verilen işlerim vardı. Celal Albayır Üniversitesi'nde ilk hastaneyi yaparken görevliydim. Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde görevliydim. Buradaki üniversite binalarının yapımında görev aldım gibi. Ama stajlarım kooperatif yapımlarıydı. Birçok bina aynı anda gidiyordu. Onların her aşamasında görev alabildim. Teşekkürler. Merhaba, ben Gözal'da okuyorum. Gözal, Doktor Güngör Özbek Anadolu Lisesi. Çok güzel bir Anadolu Lisesi, güzel bahçede. İsmim Duru. Mimarlık ve inşaat mühendisliği alanında akademisyen olmak istiyorum. Türkiye'deki iş imkanları nelerdir? Teşekkürler. Şimdi mimarlık ve inşaat mühendisliği, ben burada illa kendi mesleğimi seçin diyemeyeceğim. Eğer ki üç boyutlu düşünebiliyorsanız, güzel tasarım yapabiliyorsanız mimarlık mesleğini seçebilirsiniz. Ama eğer ki ben matematikle iç içe kalmak istiyorum, hesaplayıcısı olmak istiyorum diyorsanız o zaman inşaat mühendisliğine geçersiniz. Birinci tercihiniz mimarlık olmalı, çünkü mimarlık fakültelerinin şu anda, benim zamanımda değil ama şu anda, puanları inşaat mühendisliğine göre daha fazla. Teşekkürler. Emekli öğretmen Nilgün Evin, o da herhalde öğrencilerini yönlendirdi. Şöyle söylemiş: çok büyük ilgiyle dinledim, çok teşekkür ederiz. Öğretmenler için de insan mühendisliği kelimesi, kavramı kullanılabiliyor. Ben de bu görüşe katılıyorum. Siz ne düşünürsünüz? İyi akşamlar demiş. Çok doğru bir tespit. Hocamıza teşekkür ederiz. Onlar zaten olmasa insanları mühendis olarak yetiştirebilmemiz mümkün değil. Yani ilkokul, ortaokul, lise, hepsi öğretmenlerimiz birbirinden kıymetli. Onlar olmasaydı bizler buralarda olamazdık. O yüzden insan mühendisliği çok doğru bir tabir. Hocamıza da teşekkür ederiz dinlediği için. Evet, ben de mesela bazı öğretmenlerim hiç unutulmaz. Hep böyle akılda kalan öğretmenlerim vardır ve şey derim, iyi yetiştirdiler, kalbimize dokundular. O yüzden de gerçekten bizleri yetiştirdikleri için öğretmenlere ayrı bir teşekkür ediyorum. Hocam çok kısa bir şey de söyleyeyim. Yoktur Balıkesir'de ama ilkokul öğretmenim benim geçen vefat etmiş. Yaşı da çok gençti. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Şeyden sonra gördük. İlkokul öğretmeniniz bile hani yetişmenizde çok önemli olduğu için yeri çok kıymetli. Nermin Dereli. Anmış olalım hocamızda. Bunu da anmak istedik şimdi. Ben de çok önemsiyorum ve çok doğru bir tespit bence de insan mühendisliği. Emir Kaya, inşaat mühendisliği bölümü kimlere göre bir bölümdür? Nasıl özellikler gerektirir? İnşaat mühendisliği bölümü üç boyutlu düşünebilen, matematiği iyi olan, fiziği iyi olan, ama eğer ki malzeme kısmında çalışacaksa kimyası iyi olan öğrencilerin tercih etmesi gereken bir bölümdür. Teşekkürler. Şimdi anonim olarak birisi yazmış. Almanya'da Audi yazılım mühendisi arkadaşımız var. Kızım için bu alanda bir yere kanalize edin, buraya alırım diyor. Kızım 10 yaşında, nereden başlamalıyım, ne okumalıdır? Yani Almanya'da Audi'de yazılım mühendisi olan bir tanıdıkları varmış. Kızınızı da uzun vadede burada istihdam edebiliriz diye onlar herhalde bir yardımcı olmak istiyor. Yazılım mühendisi olmak için Audi için acaba hangisine gitmesini önerirsiniz gibi anladım ben hocam. Siz ne dersiniz? Orada gireyim hemen. Hemen hocam. Yani sadece yazılım mühendisliği değil, bilgisayar mühendisliği de olabilir burada. Boğaziçi ve ODTÜ bilgisayar mühendislikleri şu an zaten yarışıyorlar. İkisi de inanılmaz güzel öğrenciler alıyorlar, iyi öğrenciler alıyorlar ve şöyle bir fırsatımız oldu bizimle. Bizim bir tanıdığımız işte Boğaziçi mi yazayım, ODTÜ mü yazayım, bilgisayar mühendisliği diye arada kaldı. İşin açıkçası Boğaziçi yazdı.
Ve bu çocuk TÜBİTAK'tan bu yazılımla ilgili projelerine katılıp üçüncü olan kişiydi ve böyle TÜBİTAK desteği, TÜBİTAK'ın yarışmalarına katılırsa üniversite sınavında da ek puan geliyor öğrencilere. Hocam ben bir şey söylemek istiyorum. Çok burada detay veremem. Hani yüz yüze olsa farklı konuşabilirdim ama Nijzer'in mesela Audi Almanya istiyorsa ben Boğaziçi ve şey değil İTÜ öneririm. Anladım. Sabancı'da olur. Sabancı'da olur. Tamam, çok bu çok iyi oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Seda Pınar hocama sormuş. Pınar hocam, inşaat mühendisi olarak kendi yaşayacağınız evleri seçerken zorlanmıyor musunuz? Güvenlik ve benzeri her şeyi bildiğiniz için zorlanıyorsunuzdur diye düşünüyorum ya. Hocam burada birazcık daha Uğur zorluk çekiyor. evet, baktığımız konular var ve bazı yerde şunu tercih ediyorsunuz ya. Evet, bu kötü tarafı var ama ya burada da bir şey olmaz diyorsunuz yani. Hani böyle de dediğiniz bir insan tarafınız oluyor. O yüzden biz evimizden taşınacağız hocam. kısa zaman içerisinde. Çünkü biz yüksek katlı bir binada yaşıyoruz ve salınımı çok fazla. Hocam düşük katlı bina anlaşılmasın. 8 katlı ötekisindeki de düşük değil de bizim kaldığımıza göre biraz düşük. Öyle bir taşınmayı planlıyoruz yani hocam. Mutlu olursunuz umarım yeni evinizde. Bu sefer son iki tane zaten bitirelim. Sizin de vaktinizi çok aldık. Teşekkür ederiz. Çocuklarımız da bekliyorlar. Emir Kaya. Emir herhalde inşaat mühendisi olmak konusunda bir sorusu daha vardı. İnşaat mühendisi olmak isteyenlere ne önerirsiniz? Mesela lisede okuyan bir çocuk olduğunu söyleyeyim. Ne yap, nasıl hazırlasın kendini? Önce bir kere matematiğiniz çok iyi gelin. Fiziğiniz çok iyi gelin. Matematiğiniz ve fiziğiniz iyi geldikten sonra hiçbir derste zorlanmayacaksınızdır. Matematik ve fizik olduktan sonra zorlanmayacaksınız ama eğer bir de sosyal yönünüz varsa, dışarıda kurs alıyorsanız AutoCAD kurslarına gidin. AutoCAD zaten çizimin temelidir. Hemen de çizimi öğreneceksinizdir. 1-0 önde başlarsınız diye düşünüyorum öyle olunca. Teşekkürler. Son olarak Duru Yavuz. Yani bir soru sormuştu ama tamamlamış, eklemiş Duru'cum. Merhabalar, Gözaltı'da okuyorum. İsmim Duru. Mimarlık ve inşaat mühendisliği alanında akademisyen olmak istiyorum. Demek ki çok etkilenmiş Duru sizden ya da akademisyenliği seviyor kızımız. Yüksek lisans yapmak için en uygun ülke hangisidir? Ama mimarlık ya da inşaat mühendisliği için hocam. Pınar hocam size sormuş. Şimdi mimarlık için bir şey söyleyemiyorum hocam. Ama inşaat mühendisliği için derseniz Kanada, Amerika, Almanya gerçekten mühendislikte iyi olan ülkeler. Çok teşekkürler. Ben de buradan Duru'ya da bir söz vereyim. Duru'cum ilerleyen zamanlarda bir mimarımızı çıkaralım, mimar akademisyenimizi. Belki o da sorunun diğer kısmına senin adına cevap verebilir. Burada tamamlayalım. Çok teşekkür ederiz Pınar Hocam, Uğur Hocam. Değerli bilgileriniz, güzel sohbetiniz, güler yüzünüzle bize neşe kattınız, değer kattınız. Son olarak çocuklarımıza söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım. Yavaş yavaş kapatalım. Ben ülkenin geleceğini çocuklarda görüyorum. O yüzden umudum çok fazla. Kendi çocuğuma baktıkça heyecanlanıyorum. Umarım çok güzel yerlerde olursunuz. Umarım istediğiniz mesleği yaparsınız ve mesleğinizi yaparken meslek gibi gelmez, zevk alarak yaparsınız. Çünkü hayatınızın, bana hep bunu söylemişlerdi, hayatınızın her yerinde işte meslek karşınıza çıkacak. Sevdiğiniz bir mesleği yapın. Gerçekten mesleğiniz sevdiğiniz meslek olsun. Çünkü hayatınız mesleğinizle geçiyor maalesef. Ama geleceğimiz için sizlerden çok umutluyum. O yüzden iyi çalışın diyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Uğur Hocam. Hocam yani çocuklar hepimizin çocuğu. O yüzden ben hepsinin başarılı olmasını istiyorum. Pınar Hoca'nın söylediği hepsine katılıyorum. Ne yaparsa yapsınlar, gönülden yapsınlar, severek yapsınlar. Hangi mesleği seçerse seçsinler. Sevdikleri için başarılı olsunlar. Hepsi çok iyi yerlerde olsun ki ülkemizi çok daha iyi yerlere getirebilsinler. Çünkü geleceğimiz onlar. Onlar ne kadar iyi olursa biz ülke olarak daha iyi konumda oluruz.
O yüzden ben hepsinin gönüllerine göre olmasını istiyorum. Başarılı olmasını istiyorum. Sevdikleri işi yapmasını istiyorum. Bir istekleri olursa da yerimiz belli. Ne zaman isterseniz sizle birlikte, başımızla birlikte ağırlarız hocam. Çok teşekkür ederim tekrar. Sağ olun katıldığınız için. Sevgili çocuklar, sizlere de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İlerleyen dönemlerde yine etkinliklerimizde tekrar beraber olacağız. O zamana kadar hepiniz sağlıcakla kalın. Öpüyoruz hepinizi. Hoşça kalın. Hoşça kalın.